İstanbul seçimi iptal. CHP'den Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilensin çağrısı. Saray sanatçıları da fişledi. 2 yaşındaki Belma da cezaevinde. AKP'li vekilden sanatçılara ağır hakaret. Haftanın özeti başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'la ilgili kritik kararı verdi. 7'ye 4 oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini iptal eden YSK, seçimin yeniden yapılmasını hükmetti. Skandal kararı YSK değil, AKP açıkladı. Bir de sandık kurulu başkan ve üyelerin kamu görevlerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesini karar verdi. AKP YSK temsilcisi Recep Özel, seçim tarihi 23 Haziran 2019 pazar paylaşımında bulundu. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadıklarını öne süren YSK kararının ardından CHP ve İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı alırken HDP resmi Twitter hesabından YSK iktidar baskısına boyun eğerek zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır ifadeleriyle tepki gösterdi. Umudunuzu yitirmeyin, buradayız. Asla vazgeçmeyin. İlk açıklamasını sosyal medyadan canlı yayınlayan ve her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin sözlerini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü'nde kendisine destek için toplanan vatandaşlara seslendi. Efendim neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir Cumhurbaşkanlığı seçimi de. Cancel the results of Istanbul's mayoral election following weeks of pressure by the ruling AK Party. Karar dünya basınında da büyük yankı buldu. Die Republikanische Volkspartei CHP war bei den Wahlen. Financial Times uluslararası yatırımcıların ülkede hukukun üstünlüğüne karşı endişelendiklerini söylerken Wall Street Journal muhalefetin Erdoğan kontrolü devam ettirmek istiyor açıklamalarına yer verdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de Erdoğan'ın karardan bir gün önce seçim yenilenmeli açıklamasını hatırlatarak Erdoğan halkın iradesine karşı çıkıyor. İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK'ya baskı yaptı. Bu Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik devir tesliminin güvenilirliğini bitirmektedir sözlerini kullandı. CHP, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerle 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu. İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sözlerine de gönderme yapılan başvuru dilekçesinde, OHAL döneminde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde de bir şeyler olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Kimlerin ve nasıl gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama kesinlikle bir şeyler olduğu ifadeleri kullanıldı. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Cezaevine giren bebeklere bir yenisi daha eklendi. 2 yaşındaki Selma Betül Urunga, annesi Fatma Urunga'nın bir haftadır tutuklu bulunduğu Mersin Tarsus C tipi kapalı cezaevine girdi. Minik Betül'ün babası öğretmen Ersin Urunga da 16 aydır aynı cezaevinde kalıyor. Mahkemenin skandal kararıyla anne, baba ve çocuk olmak üzere aynı cezaevinde tutuklu olan çekirdek ailelerin sayısı da artmış oldu. Birinci derecede akrabaları tarafından 2 yıl önce Adana Savcılığınca Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle ihbar edilen 3 çocuk annesi evinden alınıp nezarete atılmış, daha sonra adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.
Bir yıldan fazla mahkemesi devam eden gıda mühendisi Fatma Urunga, Mayıs ayı başında 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Urunga'nın nezarethanede maruz kaldığı kötü muameleyi insan hakları savunucusu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirmiş ve Adana Emniyetinde Ramazan günü susuz ve yemeksiz bırakıldığına dikkat çekmişti. ...15 Temmuz'dan sonra kanun hükmüne kararnameyle ihraç edilen savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in eşi Firdevs Pekgüzel, cezaevi ziyareti yolunda yaptığı kazada can verdi. Pekgüzel'in bir oğlu da kazada ağır yaralandı. Ergenekon davasında duruşma savcısı olan Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklandıktan sonra oldukça kötü şartlara maruz bırakılmış, tutukluluk sürecinin neredeyse tamamını tek başına hücrede geçiren ve medyaya kelepçeli görüntüleri servis edilen Pekgüzel'in kişilik haklarının ihlal edildiği yönündeki talebi de reddedilmişti. AKP iktidarının kadrolaşma skandalları bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki skandal, müdür ve müdür yardımcılığı atamaları için alınan başvuruların süresinin uzatılmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Eğitim Birsen, Cuma günkü başvuru süresi daha bitmeden ve sürecin uzatıldığı açıklanmadan üyelerine, "Değerli başkanlarım, yönetici atama salıya kadar uzatılacak. Kimseyle paylaşmayalım, tercihleri görelim" mesajını attı. Bu mesajdan sonra da bakanlık gizli tutulan başvuru ve tercihlerin salıya kadar uzatıldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edilmesine tepki gösteren sanatçılar fişlendi. Fişleme skandalı, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Twitter hesabından İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin listesini yapan Arşiv Daire Başkanı, tweetinin üzerinde de kayıt ifadesini kullandı. Emir Erler'in mesajıyla yaptığı paylaşım ve sanatör yazılı kart vizitiyle tepki çeken AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları hedef gösterdi. Instagram hesabından yaptığı açıklamada sanatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde milyoner olduğunu ve lüks hayat yaşadığını savunan Sofuoğlu, "Milyonlarca seveni olan, yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz" ifadesini kullandı. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen, aynen, aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı onu bize bağışladı, bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. Eski milli futbolcu Hakan Şükür, Galatasaray Kongre üyelerinin Ekrem İmamoğlu'na desteklerini açıklamalarının ardından sosyal medyada Galatasaray hakkında küçümseyici ve tehdit içeren paylaşımlar yapan AKP'li Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şike operasyonlarının yapıldığı dönemde yaşananları da anlatan Hakan Şükür ve Şike yasası çıkarılırken Bülent Turan ve Mahir Ünal'la "Sen toplumun güvendiği birisin ve bunu kürsüde sen konuşursan toplum kabul eder" diyen sistemin sahte hukuk profesörüne bak hele sözlerini kullandı. "Zorla kürsüden konuşmam istendi. Konuşmayı da Mahir Ünal'ın İstanbul'a kadar gelip evimde elinde hazırlanmış metin ile istedi ve benden hayır cevabı aldı. Beni siz kullandınız, şimdi de koca Galatasaray'ı alet ediyorsunuz" diyen Hakan Şükür, "Futboldan kazandığım her şeyimi canım ülkeme yatırdım. Birileri bir şey yaptıysa onu ilgilendirir. Kimseye, hele ki ülkeme, milletime kötülük yapmadım" ifadesini kullandı. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Katıldığı televizyon programı sonrasında evine girmek üzereyken, Demirağ'ın başına ve yüzüne sopalarla vuran saldırganlar, ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak" dedi. Hoş geldin Sayın Genel Başkan. Geçmiş olsun. Davet edin. Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Bir gazeteci birilerini eleştirdi diye öldürmek amacıyla sopalarla dövülür mü? Nerede yaşıyoruz? Türkiye nereye gidiyor?" sözlerini kullandı. Türkiye nereye gidiyor? Yani bu gazeteci öldürülmeli mi? Yani bu olağan bir olay mı? Sıradan bir olay mı?
Sanatçıların YSK kararını eleştiren paylaşımlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz için de bundan sonra sevemem sözlerini kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden Bahçeli'ye cevap veren Cem Yılmaz ise, benim memleketimle ilgili hayalimse herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin şeklindedir dedi. Her şey çok güzel olacak mesajı paylaşan sanatçılar için en ufak bir programda sahne alamayacaklar diyen Nevşehir Belediye Başkanı'na da atıfta bulunan Cem Yılmaz, Nevşehir Belediyesi'ndeki dostumuz da ne zaman Nevşehir'e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim ifadesini kullandı. Tunus açıklarında sığınmacıları Avrupa'ya taşıyan bir tekne battı. Tunus Devlet Haber Ajansı can kaybını 70 olarak duyururken 16 kişinin sağ olarak kurtulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre sene başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.